Efendim bir programı daha başlatıyoruz. Bugün haftanın ilk günü. Sendrom mendrom diye lakap takıyorlar bu güne ama biz öyle demiyoruz. Ya. Haftanın ilk günü niye sendrom olsun ki? İnsanlar iki gün evlerinde dinlenmişler. Çoluklarıyla çocuklarıyla birlikte olmuşlar. Haftanın ilk gününe dopingli o enerji dopingiyle gelmişler. Niye sendrom olsun ki? Ben cumartesi pazar çalışılmayınca biriken işler nedeniyle pazartesiler biraz telaşlı oluyor hocam. Ha, yani iş yükünden ötürü. İş yükünden mütevellit. Orada biriktirdiğiniz işler oluyor. Hayat devam ediyor başka alanlarda. Siz çalışmıyorsunuz. Başlıyorsunuz. Birikmiş işler var. Ha, o zaman bizim de birikmiş işlerimiz var ya. Doğal olarak. Biz de bakın hafta sonu bir sürü haber birikti. Bir sürü birikti. Bir de geçen cuma gününden birkaç tane benim koyduğum şey vardı. Dosya başlıkları vardı. Onlar da duruyor. Bir kısmının efendim şeyi de geçmiş gibi, vakti günü de geçmiş gibi. Ama konuşmak istiyoruz biz yine onu. Onları isterseniz biraz hızlı girelim. Birinci bölümde dosyalara, cumanın dosyalarına girelim. Ankara'ya dair vereceğimiz haber olumlu. Ankara bulutlu. Efendim yağış gelebilir deniyor. Bu yağış yoktu. Derecesi de 7. Gecelerde 1'in üstünde 2 derece filandı. Ankara bugünlerde güzel ilkbaharı yaşıyoruz. İlkbaharı yaşıyoruz. Ankara'dan memnunuz ancak karşı dağlarda kar görmek istiyoruz. Geçen günlerde vardı Mamak Dağları'nda filan kar vardı ama onlar da yavaş yavaş eridi herhalde. Yani şu dağlara kar yağsın. Dağlara inşallah yani. Kar yağ. Yani Şekent'e yağmıyorsa da yağmayabilir. Tamam. Problem yok ama. Evet. Ama dağlara yağsın istiyoruz. Beyaz dağlar görmek istiyoruz inşallah. Rabbimiz bize beyaz dağlar göstersin. Ankara'da durum bu. Bununla birlikte siyasette biliyorsunuz yaklaşan seçimle birlikte kızışıyor. Bu arada bir de bize ulaşan mesaj var. Nafize abi mesajı. Nafize abi selam olsun sana. Mesajını aldık. Memnunuz. Amasya'dan yazıyor bize. Güzel şeyler söylemişsin. Efendim arada bir bize böyle mesaj gönder. Bizi özellikle pazartesi günleri gönder de senin sendromdan kurtulalım. Sendromdan kurtulalım. Nafiz abiye selam ediyoruz. Biliyorsunuz bir de bizim geçen gün söylediğim Üzeyir abi var. Ona da selam ediyoruz. Şimdi iki tane maskotumuz oldu bizim. Nafiz abi ve Üzeyir abi. Onlardan zaman zaman bahsedeceğiz. Onlar da kendilerine dair haberleri bize ulaştırırlarsa hemen televizyonda söylenecek kadar önemli buldukları haberleri bize ulaştırırlarsa bir dizi tadı da vermiş olacağız biz. Siz belki soracaksınız bir ay sonra Nafiz abi de durum ne? Vallahi dün mesaj göndermediniz. Bugün bekliyoruz neyse filan dedir bize. Arada bir mesaj gönder ve Nafiz abi ile Üzeyir abiyi programın maskotları, babaları ilan ettik. Maskot lafını geri alıyorum. Yakıştıramayız onlara. Sevgilileri de diyebiliriz. O manada söyledik maskotu da. Nafiz abi ve Üzeyir abiden zaman zaman haberler ileteceğiz. Onlar da bize akıl versinler. Bak onu yanlış söylediniz diyordu Üzeyir abi zaten. Böyle söyleseydiniz. Nafiz abi de o manada bize böyle bir yol haritası çizerse, yanlışlarımızı düzeltirse seviniriz. Efendim gelsin ilk başlığımız. Dosyalardan girelim. Birinci bölümde bir fark yapalım. Zira bu dosyalar cumadan bugüne aktardığımız dosyalar. Gazete haberleri var. Onu ikinci bölüm, üçüncü bölümün başlarında okuruz inşallah. Biliyorsunuz Perşembe günü bir yerde toplantı yaptı abiler. Efendinin kim olduğu anlaşıldı. İnadına Minetek, inadına Papyon. Bu konu konuşuldu. Televizyonların pek çoğunda konuşuldu. Ancak biz bugüne aktardık. Bugüne aktardık ki biraz daha konuşulsun. O konuşma zeminini genişletelim. Zira önemli bir zihniyeti yahut da önemsiz bir zihniyeti anlatıyor bize. İnadına Minetek, inadına Papyon. Kimdi bu toplantıyı yapanlar? O gün yazmıştım buraya. Tuncay Özkan var. Efendim, şimdi Tuncay Özkan milletvekili değil mi? CHP'nin milletvekili miydi Tuncay Özkan? Özkan. Yok. Değil değil mi? Yok. Efendim bir zamanlar televizyonu vardı. O televizyon şimdi el değiştirdi. Sattı televizyonu. Soner Yalçın onun da adı televizyon olan kendisi internet sitesi olan bir kuruluşu vardı. Oda TV diye. O da o davadan yargılanmıştı. Bir de Uğur Dündar abimiz var. Duayen Uğur Dündar abimiz var. Onun ötesinde bir de
Yaşar Nuri Öztürk beyefendi var. Beyefendi diyorum, saygı duyarım ben. Kendisi hakikaten sevdiğim hocalarımızdan biridir. Görüşlerine kısmen katılırız. Ancak zeki olduğunun ve çok akıllı olduğunun, efendim, aklını iyi yerlerde, iyi işlerde kullandığının da farkındayız. Zira kitaplarını da okuyoruz biz. Kendi yayın evinden en son çıkarttığı kitaptan söz edelim. Ebu Zer. Ebu Zer'i çıkarttı. Ya, Ebu Zer'in felsefesini anlamakla ilgili. Ondan hemen çıkarttığı kitap da kocaman bir, efendim, İmam-ı Azam. Evet, kitabı. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin. O kitabı evet, okumuştuk. Hakikaten güzel, ilginç hem de elzem olan kitaplardı. Ebu Zer'i okumadık. Sen baktın herhalde Ebu Zer'e. Baktım, edindim de yeni edinebildim. Henüz okuyamadım. Şunu söyleyebilirim. Üzerinde tartışmadan kimseyi harcamamak lazım. Yaşar Nuri Öztürk'ün fikirleri bizi rahatsız ediyor olabilir. Birilerini rahatsız ediyor olabilir. Evet, kısmen. Ama bunların üzerinde dayanaklarına bakarak konuşmakta fayda var. Çünkü bizim bildiğimiz dayanaklarla onun bildiği dayanaklar farklı olabilir. Farklı. Birincisi. İkincisi, biz o kadar dayanak bilmiyor olabiliriz. O da doğru. Üçüncüsü de, bizim dayanaklardan anladığımızla onun anladığı farklı olabilir. O zaman da tartışma açılır. Bakın, o zaman kolaydır konu. Hı hı. Ama biz eksik dayanakla hüküm veriyor ise kendisinden, hı hı, o zaman onu bir dinlemekte fayda var. Evet, dinleyelim, katılmazsa katılmayın canım, problem değil ki. Zaten onun öfkesi, Yaşar Nuri'nin öfkesi biraz da bu insanlara kendimi bir türlü anlatamadım öfkesi. Söylüyor. Kendini anlatamıyor. İşin enteresan yanı, anlamak istemiyor. Anlatmak istemekle, anlatmak istediği kitleye kendini anlatamadı. Anlatmak için çok çabalamadı. Anlatsa da anlatmasa da çok bir şey değişmeyecek. Onlar bunu dinlediler. Onlar dinledi. Ve götürdüler, partilerinden de milletvekili yaptılar. Ancak o CHP'de çektiklerimi bir Allah bilir, bir ben bilirim dedi mi bilmiyorum ama bu noktaya getirdiler. Onu söyledim zaten. Onlar anlasa da anlamasa da bir şey değişmez zaten. Değişti filan dendi o ara. Onlar tekrar dini sevdiler. İşte dinin sevimli yüzü filan gibi laflar edilmiş. Göstermelik oluyor. Yani onlar sevemiyor ya bir türlü. Yani bir grup, tabii hepsine birden söyleyemeyiz bunu. Yani içlerinde gerçekten Müslüman insanlar, mütedeyyin insanlar var canım, olmaz ama olur mu? Ama bununla yani birlikte kafirler ve münafıklara da rastlanıyor. Yani her yerde rastlandığı aslında gibi. Aslında her yerde münafık bir kere biliyorsunuz, evet, vardır. Yani münafığın olmadığı yer neredeyse yok yani. Ne doğru. En riskli olan da zaten münafığın olmadığını düşündüğümüz yer. Nuri abi hasta biliyorsunuz. Bir yıldır da televizyonlarda falan görünmüyordu. Kendisine şifalar diliyoruz. Dua edelim, sevelim, sevmeyelim ama Nuri Öztürk iyi bir hocadır. Efendim, kendince faydalı da olmuştur memlekete ve Müslümanlara. En azından bir sürü kitabı var. Bir sürü kitap, bir sürü insanın elinde. Yeni ufukları açma noktasında kendisinden beklenen görevi de yapıyor. Nuri Öztürk'e şifalar diliyoruz. Siz de katılın, amin diyerek. Efendim, Tuncay Özkan'ın değerlerine sahip çıkacaksınız diye karşısında oturan kitleye çoğunluğu kadın olduğu anlaşılıyor. Verilen beyanatlardan onlara Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma noktasında bir yol çiziyor Özkan. Tamam, doğru, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkalım. Bakınız, bugün Ege'de konuşan başbakanımız da zaten Osmanlı, Selçuklu dedemiz, Osmanlı babamız, efendim, Cumhuriyet'te biz de Cumhuriyet çocuklarıyız manasına gelecek sözler söyledi. Dosyamız var, onu görüşeceğiz. Efendim, Uğur Dündar'dan önce Yalçın, Soner Yalçın zaten bu tür programlar da o söz üzerine patladı. Yalçın diyor ki karşısındaki insanlara, inadına mini etek, inadına dekolte diyor. Papyon bir de. Kendisi de papyon takmıştı. Efendim, taksın. Kendisinin papyon takmasında bize ne takar. Biz de kravat takıyoruz. Bir zamanlar affınıza sığınarak söylüyorum, yular filan da deniyordu buna. Yani bir dolu insan yular dediği şeyi bugün takmaya başladılar. Yani epeyden beri takıyor. Taksınlar. Hiç problem, onda problem yok. Efendim, papyon da takılır. Ancak birileriyle inadına filan, siz öyle yapın, inadına yapın diye böyle toplumun büyük kesiminin arzu etmediği bir yola yönlendirmesini
Doğru buluyor diyelim musun? Ki toplumun ancak bütün önce şunu konuşalım. Büyük yönleri de büyük kesimi de diyelim ki arzu ediyor yani. Konu bu değil ki. Ya arzu ediyor. Diyelim ki ediyor. Bile, inadına ne demek ya? Ne demek inadına? Kimin inadına kardeşim ya? Kimin inadına yani? Böyle şey mi olur? Bu bir kışkırtma. Şuradan gelelim. Biz bu konular konuşuldu televizyonlarda. Bakın orada efendi başlık. Efendiyi tırnak içerisine almışız. Soner Yalçın efendim, bu Oda TV davasından önce çok satan yazarlardan da Doğan kitaptan çıkıyordu kitapları. Bu kitaplar arasında da en çok okunan, en çok ilgi çeken iki tane efendi kitabı oldu. Efendi kitapları, iki tane efendi kitapları yaklaşık 600'er sayfalık. Birisi Beyaz Türklerin Tarihi lejantıyla çıktı. Diğeri de Beyaz Müslümanlar diye bir tabirin altını doldurmaya çalıştı. Okuduk. Her ikisini de okuduk. Faydalandığımızı da söyleyebiliriz. Soner Yalçın biliyorsunuz 1990'lı yıllarda bu kitabı çıkarttı. Ancak o kitaplar bir hayal ürünü roman gibi. Roman tekniği yer yer hikaye tekniği kullanılmış olmasına rağmen roman değil. Bir dokümanter yapı, dokümanter kitap. Bu kadar dokümanı nereden nasıl temin etti? Onu o konuda bir bilgin varsa bize aydınlat. Yani kimseyi bu anlamda suçlamak istemem. Belki de çalışmış bulmuştur. Yani olabilir. Yalçın Küçük de aynı. Onun hocasıydı zaten. Yalçın Küçük, Soner Yalçın eşleşmesi Yalçın Hoca biraz haksızlık olur. Yani. Ama o minval üzere ya, o da aynı çalışmaları yaptı. Yalçın yani, Hoca da Mao'cuydu. Eski Mao'cudur ama Yalçın Hoca'nın entelektüel birikimi korkunç. Profesör canım. Yani sadece bir profesör olmaktan mada genel kendisine ait çok büyük bir entelektüel birikimi vardır. Özgün bu, fikirleri olduğunda evet, yazsın. Yani aydınlar üzerine tezler kocaman bir külliyattır. Ve Türkiye üzerine tezler ve aydın üzerine tezler. Bunların ikisinde de Yalçın Hoca ben bir tespit değil tez yazdım demesine rağmen çok korkunç tespitlerin de içinde bulunduğunu söylemeliyiz. Evet. Fikir olarak aynı yerde olmamak başka bir şey. Soner Yalçın Sabetayizm üzerinden bu memlekette iş yapan kişilerden birisi. Bunu ilk Mehmet Şevket Eygi yazmış ve gündeme getirmişti. Sabetayizm diye bir kitabı vardı kendisinin. Sabetay nedir, nasıl olur, ne değildir falan. Nedir Sabatay kimdir? O Sabatay kısaca, 1500'lü yıllarda Sabatay Sevil 1666 ölümü. 1500'lü yıllar 1600'lü yıllar başı doğru söylüyorsunuz. Evet. 1600'lü yılların başında Sabatay Sevil diye bir adamın ortaya attığı Musevi'dir. Bir fikir. İzmirlidir. Diyor ki İzmir'de mukimdi. Yani evet, İzmirli mi bilmiyorum ama mesela Selanik'di diye ben hatırlıyorum ama İzmir'de mukimdi. Ve attığı fikir de nedir? Musevi, basit olarak şöyle anlatılabilir. Musevi olduğunuzu bu coğrafya içerisinde ve başka yerlerde saklayarak egemen olan dinin içindeymiş gibi görünün, o millettenmiş gibi görünün, isimlerinizi değiştirin, dininizi de değiştiriyormuş gibi yapın gerekiyorsa ve o milletin bir parçası olarak görün ki mesafe alabilirsiniz. Belli bir güce sahip olduğunuz zaman da Musevilik üzere hizmet ediniz diye bir öğretiydi. Efendim, bu Türkiye'de Musevilik, çok kullanılmış bir öğretiydi. Şuradan girersek, Musevilik ondan evvel de İran dininde, efendim, Zerdüştlük'te vardır bu. Musevilik de onun devamı gibi. Onlar Babilonya'ya gidince Zerdüştlük'le temas haline geldiler Museviler. Babil sürgünü. Hı hı. Oradan bir Mesih, efendim, Mehdi teolojik anlayışını da dinlerine monte ettiler. Zor zamanlarında Mesih bir kurtarıcı, halaskar bekliyordur. Şimdi zor zamanı Osmanlı'nın 1500'lü yıllarının başında 1492'den itibaren Osmanlı'ya giren Safarat Yahudileri, İspanyol Yahudileri İzmir'e, Selanik'e, Edirne'ye, İstanbul'a oturtuldular. Bunlardan biri de Sabatay Sevi'nin ailesi. Yüzyıl araları çok iyiydi Osmanlı'yla. Hatta Osmanlı'nın yükselişini ben oradan gelen Yahudi aklına bağlayanlardanım. Efendim, ciddi oranda Yavuz'a para desteklerinin olduğunu da biliyoruz bizim efendim. Mısır'ın İran ve Mısır seferlerinde oradan gelen bankerlerden para aldığı tarihte kayıtlı. Yüzyıl
araları gayet iyi. Bu yüzyılın sonunda 1600'ler 1. Ahmet dönemine gelirken Yahudi cemaatıyla yani Osmanlı Müslüman cemaati arasında bir kırılma, bir ayrışma, bir farklılaşma oldu. Hatta devlet onlar bilinsin diye kıyafet mecburiyeti geldi. Sayı, evet. Sarı giyeceksiniz. Sarı giyeceksiniz. Evet. Hristiyanlar kırmızı mıydı, mavi miydi? Yani onları hedef haline bugünkü ayrıştırdı. Ayrıştırdı. Bundan rahatsız oldular Yahudiler. Hatta sokakta o yıllarda 1600 yıllar süs eşyası takmaları yasaklandı. Yasaklandı. Evet. Kırmızı özellikle her iki taraf içinde kırmızı süs eşyası takmalarına müsaade edildi sadece. Hı hı. Ki bu şekilde benim hedef adım haline, kırmızı evet, kitabı da oradan gelir. Hedef haline tam olarak getirdi. Birinci Ahmet dönemi ve ondan sonraki dönemde hatta sokakta bir Yahudi kadınının öldürülmesi Sara. Efendim zaten Orhan Pamuk'ta sanıyorum benim adım kırmızıda o cinayetten söz ediyor. Müslüman cemaatiyle Yahudi cemaatinin arası iyicene bozuldu. Yahudiler bunaldılar bundan. Bu bunalmanın arkasından eski inançlarına sarıldılar. Hani biz bunaldık, zordayız. Bizi kurtaracak biri yok mu? İşte o noktada 1630 tam tarihini hatırlamıyorum 40'a doğru bir Rabbi olan Sabatay ortaya çıktı, ben Mesih'im diye. Oradan devam et. Sonra da bu mantığı oluşturdu. Evet. Yani artık sonra için, yargılandı filan. Yargılandı. Esas meselemiz bizim burada şu. Bu Sabatay dediğiniz şeyin aslı Musevi, görüntüsü Türk Müslüman. Özü bu. Evde Musevi, çarşıda Müslüman diyorlar. Müslüman. Görüntüsü bu. Hı hı. Bizim için önemli olan da şu anda bu. Bunun üzerinden Yalçın Küçük o kadar olmamakla birlikte Soner Yalçın bu konu üzerine çok girdi. Bir de şöyle bir şey yaptılar. Öyle insanların Sabatay olduğu ispat için gayret gösterdiler ki o kadar çok insanın. Tabii isimlerden, misimlerden Yalçın Hoca bir ilim bile icat etti. İsimoloji falan diye. Evet. Yani bunun daha kalitelisi Erguvaniler kitabında uzun uzun vardır. O da kalite daha yüksektir ama biraz şöyle bir hal aldı. Yani ben dedim ki bir gün ya Yalçın Hoca ben Sabatay'ım diye ölecek dedim. Yani artık oraya gitti. Sabataycı olma ihtimali de vardır çıktı belki. Çıktı şey dedi canım benim de şeyimde genetiğimde Sabatay bulunabilir dedi. Ha, doğru. Şimdi evet, oraya kadar gözünüzü karartıp o Sabatay bu Sabatay demeye başladığınızda bunun sonu gelmez. Gelmiyor. Ve toplum gözünde Nevzat Yalçın Taş'a bile yakıştırmışlardı. Yani toplum gözünde muteber olan ve ya Sabataysa bu adam, Sabataylık o zaman iyi bir şeymiş diyeceğin adamlara Sabatay dendi. Hı. Mesela İsmail Cem'e Sabatay dendi. Ya ne alakası var? İsmail Cem ne zaman kendisinin Musevi olduğunu reddetti? Yani, İpekçi ailesinin Selanik göçmeni dönmelerden olduğu söylenir. Hayır, ama yani biliniyordu. Yani hiçbir zaman da bunu reddetmediler. Günde 36. yılıydı Abdi İpekçi'nin ölümünün. Millet evet, gazetesi bu konuda. 1 Şubat 1978 79 o günün Simavi ailesi, İpekçi ailesi. Evet, yani bunların herkesin bildiği şeylerdir. Bunlarda gizli saklı da yoktu. Tabii Cemil İpekçi falan. Ama gizli saklıymış pozisyonunda duran isimleri sıralarken hep böyle çok üst düzey, toplumda muteber, sevilen insanların isimleri kullanıldı ki bu Sabataizma aslında tehlikeli olduğu kadar sevimli de gösterdi. İnsanlar hem tehlikeli buldular hem de sevimli buldular. Yani bu kötü adamlar değil ki o zaman bunlar dediler. Böyle isimler kullanıldı. Şöyle Efendi kimin üzerine yazıldı? Efendi bir dervişin derviş yani kimi anlatıyor? Efendi diyorlar. Onlar şeyler Sabataycılar birbirlerine efendi. Efendi lafı onlarda kullanılıyor. Ali doğru, efendi ve Veli efendi filan doğru diye. Ama Menderes'in ailesinin Sabatay hanımının Sabatay aileden geldiği, Atatürk'ün hanımının da evet ve Sabatay olmayanın Sabatay'la evlenmeyeceği şeklinde bayağı bir Çiller Hanım'ın formasyon yapıldı, informasyon yapıldı. Bunun sebebi ne? Şimdi ben olsam yani Türkiye'deki insanların %50'si Menderes'e iyi der, değil mi? Evet. En az %50'si. Tamam.
Ve o zaman Menderes ve Sabataş'a... Yok, Menderes değil canım, karısı yani, için. Sizin için söylemiyorum. Yani akabinde de deniyor ki Sabataş, Sabataş'la evlenir. Evlenirden yola çıkarak öylesi o da diyorlar. Diyorlar. Şimdi, ama Mustafa Kemal Sabataycı değil, özbeöz Türkmendi. Onu çok Aydın net Koyun, biliyoruz. Onu, onun yani hanımının da Sabataycı aileden, Uşaklı Zade'den, Uşak neydi? Latife Hanım. Latife Hanım'ın. Ama şimdi şöyle de bir Uşaklı şey yok mu? Halk şöyle bakmaz mı, siz Atatürk'ü Sabataş yaptınız mesela? Demek ki Sabataycı mı, iyi bir şey? Bu da konuşuldu tabii. Bu da konuşuldu. Menderes Sabataysa Sabataizm iyi bir şey. Yani bu ülkede ne kadar iyi diye anlanan adam varsa hepsi Sabataycıymış. Böyle anlaşılmaz mı bu? Bir kısmı anlamıştır tabii. Yani, anlamıştır. Yarısından çoğu Atatürk için, yarısından çoğu Menderes için böyle düşünmemiş miydi? Ancak şunu da söylemeden geçemeyelim. Gerçi onlara fırsat tanındığı için oldu ya. Memleketin büyük sanatkarları, efendim, müzisyenleri, aktörleri. O işi onlar yaptığı için. Falan. Evet, onlar yaptığı için kendi adamlarını kollayarak bu memleketin sanat kültürünün, edebiyat kültürünün oluşması. Amerikan sinemasını da onlar idare ediyor. Yani burada değişik bir şey yok. Şimdi daha çok Soner Yalçın'ın bu son söylediğiyle ilgili bir iki cümle söyleyelim de. Konu tamam, çok dağıldı. Tamam, kapatırız. Soner Bey hani inadına dekolte, inadına mini etek falan demiş. Ben cümleleri direkt kendisinden duymadım. Bir kere şunu söyleyebiliriz. İnadına mini etek, inadına dekolte diyen Soner Yalçın'ın Sabataş olma ihtimali yok bence, sıfır. Bence de yok. Onlar böyle demiyorlar zaten. Yani inadına mini etek, inadına dekolte demez onlar. Demez, yok. Kendi hayatında inadına mini etek, inadına dekolteyi uygular ve onunla çıkar, demez sokakta dolaşır. Ama yani kimseye demez onlar. Bunu da söylemiş olur. Bu zihniyeti bir kere şöyle net olarak ortaya koyalım. Başörtüsünden korkuyoruz. Niye korkuyorsunuz? Bizim yaşam felsefemize, yaşam tarzımızı tehlikeye atıyor. Tehdit ediyor diyorlar. Başörtüsü sizin yaşam tarzınızı hiç bugüne kadar tehdit etmedi. Başörtüsünü kullanan bir zümre olabilir, bunu sizi tehdit ediyor olabilir. Bununla ilgili konuşacak bir şey varsa gelin konuşalım. Ama siz başörtülü kızların yaşam tarzını yıllarca tehdit ettiniz. Hakkımız diyorlar. Odalar kurdunuz, oralarda ikna etmeye çalıştınız. 28 Şubat'ı yaşamış bir insan olarak, gazeteci olarak, net olarak yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Akabinde şimdi diyorsunuz ki inadına mini etek, inadına dekolte. Dünyada çıplaklık medeniyet işareti olsaydı Somali dünyanın en medeni ülkesi olur. Efendim dosyamızı değiştireceğiz ama buna bağlantılı olduğu için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geliyor Nazlı Ilıcak'ın oyu HDP'ye. Efendiler rotayı beyaz Kürtlere çevirdi. Şimdi ikinci dosyamız, biliyorsunuz Nazlı Ilıcak'ın da bu Sabataycı aileler, Kabaniler, Kabani'di değil mi? Hı hı. Efendim Kabani ailesi, bir sülale geniş aşiret, efendim Karakaşiler, Yakubiler filan diye 3 tane 4 tane filan büyük aileden oluştuğu söylenir. Bunlardan Kabaniler genellikle Türk siyasetinde muhafazakarlığı temsil ediyorlar. Karakaşiler solculuğu ve CHP'de olmayı tercih edenler. Efendim diğer Yakubiler ise zaten onlara iyice asimile oldular. Onlar efendim artık eski inançlarında unuttular deniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Şimdi Nazlı Ilıcak'ın durumu bu. Nazlı ablayı seviyoruz biz. Odur bodur. Nazlı abla hakikaten yıllardan beri kocasının da Tercüman gazetesinin sahibi olmasından ötürü muhafazakarlar tarafından okundu, sevildi. Arkasından oranın muhafazakar düzlemdeki yolculuğu devam etti. Refah Partisi'nden milletvekili oldu. Oradan AK Parti'ye geçti galiba, geçti mi? Fikren geçti o kesin, geçti. Yani. Sonra birdenbire bir dönüş yaşadı. Emin Şirin'le evliydi. Emin Şirin'le AK Parti milletvekiliydi değil mi? Sonra ayrıldılar. Birdenbire bir kırılma, bir farklılaşma, bir makas değiştirme yaşıyor hayatında. Ve geçen gün demiş ki, oyum HDP'ye. Hemen altındaki yazıyı görüyorsunuz. Efendiler rotayı beyaz Kürtlere çevirdi. Bir önceki dosyamızda efendilerin Sabataycılar için kullanıldığını söylemiştik. Burada bırakalım, ikinci bölümden devam edeceğiz efendim. Efendim ikinci bölüm için merhaba.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz başlığı vermiştik Nazlı Ilıçak'ın oy HDP'ye. Efendiler rotayı beyaz Kürtlere çevirdi. Beyaz Kürtlerle ilgili geçtiğimiz programlarda böyle birkaç cümle etmiştik. Geçen haftanın ortasında bir dosya açmıştık biz seçimlerle ilgili. Herhalde ortasında ya da başında, tam gününü hatırlamıyorum. Seçim gelirken olası ittifaklar yahut da planlar konulu. Üç plandan söz etmiştik. Hatırlıyor musun İnanç? Evet. Şimdi buna bir dördüncü plan ekleniyor. Bu da Nazlı Ilıcak'ın bu açıklamasından sonra ekleniyor. Orada biz üçüncü planda şöyle demiştik. Üçüncü plan, demokratlar düzleminde AKP, AK Parti, cumhuriyetçiler düzleminde nokta nokta soru işareti koymuştuk biz. İşte o nokta nokta soru işaretini Nazlı Ilıcak abla dolduruyor. Anlaşılan o ki Nazlı Ilıcak, ki muhafazakar kesimden bir isim olarak biliyoruz. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir grup solcular HDP'ye oy verdiler, onu da biliyoruz. Demek ki bir grup muhafazakar ve bir grup solcu, onların içinde epey bir efendi var. O efendiler şimdi AK Parti'nin karşısındaki bizim soru işareti koyduğumuz bölgede, cumhuriyetçiler düzleminde HDP'yi görmek istiyorlar. Anlaşılan o ki MHP'den ve CHP'den ve diğerlerinden umutlarını kesmişler diyeyim ben. Bakalım İnanç ne diyecek bu konuda? Bu bir ihtimal. Tek cumhuriyetçi diye tanımlıyorsunuz siz ya da tek muhalefet pozisyonu gördükleri yerin HDP olduğunu söyleme ihtimalleri var. Şimdi ben cumhuriyetçiler ve demokratlar diye ayırdım. Bunu daha evvel bu konuda epey bir söz söylemiştik daha evvelki haftalarda. Fakat işte demokratlar düzleminde AK Parti filan diyorum da öyle demeyebilirim de. Yani bir demokratlar, bir cumhuriyetçiler var. Eğer demokratları dolduran AK Parti ise cumhuriyetçiler üzerine konuşuyoruz. Eğer cumhuriyetçileri AK Parti dolduruyorsa demokratlar üzerine konuşacağız. Şimdi, yani oraya takılmayalım. Eğer oraya zaten takılırsa... o cümleyi tevil etmek için söyledim. Yani öyle bakmak yerine şimdiki haliyle muhalefet iktidar diye bakabiliriz. Tamam, böylesi daha uygun olur. Ama sizin söylediğinize yakın bir şeyi sanırım dosyamız var. Sayın Başbakan da cumhuriyetçilik tanımı üzerinden CHP'ye yüklenerek yaptı. Her kelime cumhuriyetçiydi biliyorsunuz CHP'ye yüklenirken. Şimdi sizin söylediğiniz gibi olma ihtimali var, tekrar ediyorum. Yani AK Parti karşısında muhalefet gücü olarak CHP ve MHP'den ümidini kesmiş olan bir ekip HDP'yi gerçekten bir muhalefet sistemi kurabileceğini, muhalefet edebileceğini düşünüyor olabilir. Böyle evet, bir ihtimal var. Dur, burada girelim. Girelim biz. Takvim gazetesinin manşeti Selo Canlar diye. Selo'yu sarı, canları da beyaz yapmış. Selo derken Selahattin Demirtaş'a işaret ediyor. Hemen okuyalım spotları. HDP ABD ile AB'nin sözünü dinledi. Paralelciler ve Doğan grubundan gazetecilerle el ele verdi. Diyarbakır'da şok isimlerin aday gösterileceği iddia edildi. Ve burada bir takım resimler var. O resimlerden Cüneyt Özdemir, Hasan Cemal, Şirin Payzın, Doğan Medya'dan bu abilerin ve ablanın HDP'den milletvekili olmaları için ikna çalışmaları yapıldığına dair spotlarda yazılar var. Şimdi buradan devam edelim. Bunun olabilir mi? Yani ben çok ihtimal vermiyorum. Diyelim ki oldu. Netice alabilir mi? Ona da çok ihtimal vermiyorum. HDP'nin baraj sorununun olmadığı fikri bende oturmuyor. HDP'nin bir baraj sorununun olduğunu i̇şte bütün düşünüyorum. Bütün bu çalışmalar işte efendim Cüneyt Özdemir, Hasan Cemal'in, efendim Nazlı Ilıcak'ın oyunun oraya vereceğine dair. Bir şey sorabilir miyim size? Cüneyt Özdemir'in, Şirin Payzı'nın veya Hasan Cemal'in Türkiye'deki siyasi anlamda oy karşılığı nedir sizce? Siyasi anlamda oy karşılığı bir kısım okuyucuları da diyemeyiz. Aileleriyle sınırlıdır. Ancak arkalarında medya, doğa medyası var. Fark etmez. O önemli. Şimdi fark etmez. Neden fark etmez? Bu insanlar başka bir şekilde bu ülkede popülerdir. Önemlidir. Hı hı. Ve bu insanlar o şekilde kaldıkları sürece kıymetlidirler. Bakın ben size bir örnek vereyim.
Altan Tan mesela İslami kesimden kalktı, orada milletvekili oldu. O zaten milletvekili olacağı yere yazıldı, oldu. Evet. Bu arkadaşlar da Diyarbakır birinci sıradan olurlar. Kadir İnanır'ın adı geçiyor filan. Şimdi, belki bu konuşmasından sonra Nazlı ablanın da belki adı geçer. Fatma Girik Şişli'de belediye başkanlığı yaptı değil mi? Evet, bir iki dönem yaptı. İki dönem yaptı. Bunu kazanan kimdi orada? Fatma Girik miydi? CHP'ydi herhalde. Tabii ki. Şimdi neden böyle diyorum, hemen örnekleyeyim. Kadıköy'de bundan yıllar önce Milliyetçi Hareket Partisi bir belediye başkan adayı çıkardı. Cemil Turan. Hı, hatırlıyorum ben. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu. Evet, evet. Bahsettiğimiz yer Kadıköy. Yani Fenerbahçe futbol takımının mekanı. Cemil Turan kaybetti. Niye? Orada kazanması lazım değil mi? Değil mi? Kazanması lazım değil mi? Demek ki bu şahıslarla olmuyor. Bu siyasi gücünüzle oluyor. Bu şahıslar petrol diyorum, futbol oluyor. Bunlarla gazete, televizyon, habercilik oluyor ama siyaset olmuyor. Olmaz. Niye? Diyorsun. Olmaz çünkü yani o parti bunu taşıyabilirse taşır. Bunlar sadece bir vitrin olur. Ana akım bir siyasi partide önemli işler çıkarırlar. Ama HDP gibi var olmaya çalışan ve kökün referans noktasını genel kitlelere izah etme konusunda hala hiçbir adım atmamış bir parti ise, hı hı, böyle bir şansı olmaz. Devam HDP edelim. Kendini bölge partisi olmaktan kurtaramadı. Kurtarmadı. Zorluyor ama. Bence zorlamıyor. Kurtarmadı, onu da söyleyeyim. Ve ben HDP'nin baraj altında kalacağını düşünenlerdenim. HDP'nin kasıtlı olarak seçime parti olarak girdiğini düşünenlerdenim. Hı hı. Yeni gelişecek olan sistem içerisinde, hele de bir başkanlık ve eyalet sistemi konuşmaları böyle realize olmaya başladığında, 2015'ten sonra daha çok konuşulur. Evet, bunlar realize olmaya başladığında kendilerini temsil edilme hakları elinden alınmış mağdurlar olarak bölgeye kapatacaklarını iddia ediyorum. Efendim, bir başlığımız geliyor. Beştepe Külliyesi Çankaya Köşkü'nü devraldı. Başkanlığın teorisi oluşturuluyor diye Cuma'dan kalma. Bunları bitirelim. Onun için kısa aralıklarla buraya gireceğiz. Seçim, biliyorsunuz seçim satım ayına girildi. Partilerin tamamı seçimle ilgili planlarını oluşturuyorlar. Bu AK Parti bu planlarının başında başkanlık teklifinin olacağını söylüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlık sisteminin hususiyetlerini anlattı mesela dün bir televizyonda. Başkanlık tek adamlığa hayır diyor. Biliyorsunuz başkanlığın tek adamlığa götüreceğini ülkeyi suçlaması vardı. O diyor ki hayır, başkanlık tek adamlığa hayır der. Yasama ve yürütme ayrılır burada diyor. Amerika'da böyle diyor. Parlamenter sistemde ise birleşiyor yasama ve yürütme. Başbakanı tek adam haline getiriyor diyor. Bir de şunu söyledi. Başkanlık sisteminde ırkçı adayların ve benzeri radikal adayların seçilme imkanı yok diyor Adalet Bakanı konuyla ilintili olarak. Yani AK Parti cephesinden başkanlık ciddi ciddi ele alındı. Bu seçimde de herhalde afişlerde yerini alacak. Onunla ilgili teori oluşturuluyor. Ondan evvel de geçen hafta biliyorsunuz Çankaya Köşkü'ndeki Cumhurbaşkanlığına dair işaretler ve oradaki daire başkanlıklarının tamamı Beştepe Külliyesi'ne taşındı. Ve başbakanlığa teslim edilmek üzere tefriş ediliyor yahut da hazırlanıyor Çankaya Köşkü. Bundan sonra Cumhurbaşkanı, daha sonra 2023 benim kafamdaki tarih, 2023'ten sonra başkanlık sarayı olarak görev yapacak olan o saray yahut da külliye. 2023'e bekleyemeyeceğiz. 2023'e iki seçim var. Önümüzdeki seçim 6 ay sonra. Bir sonraki seçimde zaten 2009'da. Şimdi 2009'da ancak şu olur. Partiler 2009'da iyice kümeleşir ve Cumhuriyetçi ve efendim Demokratlar düzleminde. Siz öyle diyorsunuz ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu seçim başkanlık oylamasıdır. Başka şöyle, eğer anayasayı değiştirecek milletvekili sayısına ulaşırsam diyor. Anayasayı değiştirecek milletvekili sayısına ulaşacağını düşünüyor. HDP'nin baraj altında kalma riskini göze alması, kendisi açısından aldı bu riski. Ben bir pazarlık olduğuna inanmıyorum. Bu riski göze alması AK Parti'nin anayasayı değiştirecek çoğunlukla
tanışmasını da sağlayabilir. Bu doğru, yapılmış değildir. Bunun aritmetiği doğru. Yalnız şöyle bir... Bunu HDP kendisi yaptı diye düşünüyorum. Bir pazarlık olduğunu düşünmüyorum burada. Eğer HDP geçerse barajı, böyle bir ihtimal kalmaz. İşte belki HDP şunu mu yapmak istiyor kardeşim? Bakın o taraf, yani başkanlığı istemeyen kesim. Hemen Türkiye Yürütme iki başlı olamaz. Bahçeli başkanlık sistemini uygun bulmayız diye bir başlığımız geliyor. Oradan devam ediyoruz. Herhalde şöyle mi diyor? Bir blöf şeyinde mi, aralığında mı HDP? Diyor ki madem siz başkanlığı istemiyorsunuz, o halde beni barajı atlatın. Bunu da diyor olabilir. Evet. Bu da yoksa mantıklı. Ben tek başıma gireceğim, kazanamayacağım ve benim 70'ten bahsediyor. 70, doğru. 70 milletvekili gidecek AK Parti'ye. O sizin hiç istemediğiniz, hatta korktuğunuz efendim başkanlık sistemini 2015 seçimlerinden sonra anayasa değişikliğiyle başlatacak diyor. Şimdi başkanlık sistemine hiç açıktan karşı çıkmayan bir siyasi örgütlenme HDP. Karşı çıktığı şey başkanlık sisteminin nasıl olacağının netleşmediği, aha, ve burada bir kontrol sisteminin oluşturulmayacağını iddia ediyor. HDP diyor ki bir kontrol sistemi oluşturmayacaksınız. Siz bunu bir sadece ve sadece kendi yönetiminizi tesis etmek için yapıyorsunuz. Bunun devletle milletle bir alakası yok. AK Parti kendi başkanlık sistemini oluşturacak ve bunu bir sultanlık halinde getirecek. Evet. AK Parti'nin iddiası, HDP'nin iddiası bu. İddiası bu. CHP'nin iddiası ne? CHP'nin ve MHP'nin iddiaları... MHP'yle ilgili başlık var. CHP'yi söyleyeyim. CHP'nin iddiası da aşağı yukarı HDP'ye yakın. Yalnız o sistem olarak başkanlık sisteminin de doğru olmadığını iddia ediyor. Yine o da bir sultan oluşturulmasıyla ilgili olarak iddiası var. Ama yalnız başkanlık sistemine aleni bir, karşı çıkıyor yani. Şöyle bir suçlaması var. Onlar zaten kazanamayacaklarını başkanlık sistemine. İşte Bekir Bozdağ diyor ki şöyle adaylar kazanamaz kardeşim diyor. İşte şöyle adaylar CHP tarafından şekilleniyor. Onun tipolojisi. Mesela hangisi? Yani ırkçı mı CHP? Irkçı, ulusalcı vesaire. Yani şimdi radikal. Irkçı değilim. Kemalist. Ben ırkçı değilim diyen adama ırkçı demeyin. Değilim diyor adam. Bir kere. Biz HDP'ye ırkçı demiyoruz ama CHP'ye ırkçı diyoruz. Çünkü HDP Kürt ırkını savunuyor. Biz Türk ırkını savunana ırkçı diyoruz. Bir kere Türk ırkını savunmak suç bu ülkede şu anda. Şimdi o şeyde, bunu bir kabul edelim de önce. Tamam, o kabul ediyor da ben burada eksik yazdığım için öyle oluyor. Diyor ki başkanlık sisteminde ırkçı adayların seçilme imkanı yok diye yetiştiremediğim için o kadar yazmışım. O diyor ki ırkçı adayların şöyle adayların seçilme imkanı yok. Onu da bu halk bilir. Sayın Bozdağ bilmez onu. Onun hazırlayacak olan da Sayın Bozdağ değil. Halk kimi isterse onu seçer. Gelelim Türkiye Yürütme iki başlı olamaz demiş zamanında. Efendim ve başkanlık sistemini önermiş ülkemize. Hatta 9 ışıkta yerini almış. Sen bilirsin, ben bilmiyorum. Bahçeli şimdi diyor ki hayır, bize uygun değil diyor. Bu bir kırılma mı? Bir makas değiştirme mi? Hayır. Niye? Nedir bunun şimdi, açıklaması? Başkanlık sistemine Sayın Bahçeli'nin de karşı çıktığını düşünmüyorum. Orada yazan... Kafası mı karışık? Hayır. Sayın Alparslan Türkeş'in zamanında izah ettiği başkanlık sistemi gelecekse kimse karşı çıkmaz. Nedir onun izah ettiği sistem? Denge, fren ve yargılama. Biz ya, parlamenter sistemde kimseyi yargılayamıyoruz. Nerede başkanlık sisteminde adam yargılayacağız ya? Şimdi şunları bize denge, fren ne demek? Denge, fren şu demek. İki parlamento, bu, cumhuriyetçiler vesaire. Ya şimdi biz ona alışkınız zaten. Senatosu da vardı bu. Pardon, ne zaman alıştınız siz ona? Hadi Türk siyasetinde senatolu bir dönem vardı. Bakın, senatolu dönem 20 mi? Sene. Bir saniye. 60 ile 80 arası. 1980'de bitti mi bu iş? 80'de bitti. 80'de doğan çocuklar kaç yaşında? Efendim şimdi 35 yaşındalar. Olsun. Biz Türk olaya siyaseti farklı yerden bakıyoruz. Siyaset bunu kullanmış, bu argümanı. Şimdi de eğer o çok gerekli olursa siyasette o argümanı kullanan ekip emekli şu anda. Ya da emekli olacak bu sene. Ben 45 yaşındayım, 10 yaşındaydım bu iş bittiğinde. Senato bittiğinde 10 yaşındaydım. İhsan Sabri Çağlayangil'i hatırlarım mesela. Ama ben bu doğal senatörleri anı olarak hatırlarım. Hiçbir geleneğimiz bizim bunu kabul etmiyor. Şu anda
benimle beraber doğan 10 yaşında olan çocuklar bu ülkede genel müdür, müsteşar. Öyle neyi şey anlatıyorsun? Anlayamadım. Hayır, siz biz buna alışkınız diyorsunuz. Biz demiyoruz. Türk siyaseti buna alışkın. Alışkın 20 sene siyaseti. Burada bir senato Türk vardı. Türk siyaseti buna alışkın değil. Şu an bu ülkenin başbakanı olan kişi senato varken televizyondan seyredemiyordu. Hayır, doğru. Şimdi sen bırak bunu. Bunu hayır, bırak. Siz açtığınız için geldim. Şunu buraya. Söyle, de ki AK Parti istemiyor. Evet, AK Parti iki meclis istemiyor de. İstemiyor. Onu konuş, tamam istemiyor. Bir kere istemiyor. Buradan yola çık. Şimdi, ya senatoyu bırak, geçmişte 20 yıllık bir senato deneyimimiz var. Onu tartışma. İki meclis istemiyoruz. Yüksek Yargıçlar Heyeti'ni de istemiyoruz. Nereden? Anayasa Mahkemesi duracak deniyor. Anayasa Mahkemesi bu haliyle duracaksa hiçbir şeye yaramaz. Siz Anayasa Mahkemesi'ne gönderip göndermemeyi kendiniz kararlaştırıyorsunuz. Ne işe yaradı? Şimdi gelelim Bahçeli. Ama Yüksek Yargıçlar Heyeti kararları ve şahısları asla tartışılamayan. Tamam. Şimdi asla istifa etmeyen, emekli olmayan, nadiren ölen insanlardan oluşuyor. Doğru. Şimdi Bahçeli diyor ki başkanlık sistemini uygun bulamayız diyor. Sen diyorsun ki merhum Türkeş'in istediği başkanlık gelirse problem yok problem diyorsun. Olmaz. Niye Bahçeli böyle demiyor? Çünkü Bahçeli onun gelmeyeceğini görüyor, okuyor, dinliyor. Başkanlık sisteminde ne anladığımızla ilgiliyiz şu anda. Bakın Alparslan Türkeş demiş ki, cümleyi tam okuyalım. Hı-hı. Yürütme iki başlı olmaz. Öyle demiş. Esas eleştirisi yürütmenin iki başlılığına. Ve bunun çözümü olarak önerdiği şey başkanlık sistemi. Yani başkanlık sistemi gelsin dememiş. Ki gelsin. Emin olun gelsin demiştir. Ben de gelsin diyorum. Başkanlık sistemi gelsin. Lakin başkanlık sisteminde Amerika Birleşik Devletleri başkanının bundan önce de defaten örneğini gördüğümüz gibi yargılanabildiğini bilerek getirelim. Efendim konu bu. Bir de biz ayrıca bizim siyahımızın olamayacağını da bilelim. MİT'ten siyah çıkarmaya çalışıp deniyoruz. Olmaz, olamaz. Bu bir gelenek meselesidir. Bir karakter meselesidir. Bizim karakterimize de uygun değildir siyah. Efendim, geçen haftadan artan bir dosyamız vardı. Onunla da kısaca değinelim. Gönlü kalmasın. Paranın Anadolu'ya indirilmesi şart. Seferberlik KOBİ'leri de sürüyor. Biliyorsunuz geçen hafta hükümet bir ekonomik paket 3.'sünü açıkladı ve 5 maddelik bir açıklama sundu kamuoyuna. Burada KOBİ'lerle ilgili bir takım kafasındaki planı kamuoyuyla paylaştı. Kurumsallaşma ve markalaşma desteği verilecek 150 bin lira. Efendim, ARGE inovasyon desteği artırılacak. 3 işletmenin birleşmesiyle oluşacak daha büyük bir KOBİ'ye 1,5 milyonluk bir destekten söz ediyor. Kadın ve engelli girişimcilere verilen %10'luk desteği %20'ye çıkartmış. Efendim, bir de özel bir durum var. 40 KOBİ yurt dışı iş gezisiyle ödüllendirilecek diyor. Yani bu yıllar içerisinde başarı göstermiş 40 KOBİ'den bahsediyor. Şimdi gördüğünüz gibi devletin hazinesindeki para bir şekilde Anadolu'ya inmesi gerekiyor. Bu ta Osmanlı'dan beri problemdir. Paranın Anadolu'ya inmesi. Osmanlı'da para Balkanlara indi, Anadolu'ya inmedi. Bizim mi olan ne gerek vardı? Osmanlı'da da öyle diyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da böyle bu sıkıntı yaşandı. Efendim, belli bir kesime Anadolu'nun dışında sadece Marmara etrafında kümelenmiş bir gruba destek verdi devlet. Krediler oraya gitti ve onun için biz bir Kocaeli'nden, Çerkezköy'den, Adapazarı'ndan ve Gölcük'ten bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin neredeyse tüm sermayesi orada duruyor fabrikalarıyla ve sanayi işletmeleriyle. Fakat oradakiler saymaya kalksanız işte 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane aileyi skalasına alıyor. O bölgedeki sanayi oluşumu yahut da sermaye oluşumu. Ve diyor ki bu hükümet, dedi ki Menderes, dedi ki Özal,
şu parayı, hazinenin parasını bir şekilde bir Anadolu'ya indirelim. Anadolu'daki marangoz, Anadolu'daki süt sağımcısı, Anadolu'daki pastacı, pencereci, kapıcı, her neyse gide gide kiremit tuğla fabrikası para alsın, devlet onlara da bir miktar indirsin dedi. Fakat onlar kredi, faizle kredi almaktan korktular. Bankayla çalışmaktan korktular. En sonunda devlet dedi ki madem öyle bir şekilde parayı indirmenin yolunu KOBİ'lere ben destek şeklinde vereceğim dedi. Bu destekler bazen değiştiriliyor yani. Bazen şimdi karşılıksız, bazen faizsiz şeklinde. Bunlar vardı zaten, yükseltilmiş. Hı hı. Önemli olan bunları vermek değil. Ben açık konuşayım. Konya, Gaziantep, Kayseri, Denizli gibi illerde bunlar çok başarılı oldu. Hı hı. Ve bayağı da yürüyorlar yani. Anadolu, evet, Doğu Anadolu'da başarılı deniyor. Olmadı. Tarıma verilen destek de o. Parayı aldılar, ahır diye yaptıkları derme çatma barakaları gösterip parayı aldılar, yediler diyeyim ben. Ya, yemeyenleri tenzih ederek. Ağaçları oraya onu diktiler, para aldılar, ağaçları kaldırıp öbür tarafa diktiler, bir daha aldılar. Bunu demiyorum. Onu zaten deme. Hadise ya, bu değil. Onu biliyoruz. Hadise şu. KOBİ'lere verilecek desteklerle beraber bir sürü, dikkat ederseniz, yeni destek alanları açılmaya başlanıyor. Bunlar denizcilikten tutun da bilmem ne yatırımı kadar deniyor, bilmem ne diyor. Diyelim ki öyle. Ya yatırım matırım kardeşim, diyelim ki parayı bir indir yani aşağıya. Hele öyle olsun. Dert tabii değil. Yeter ki bunu verirken sadece liyakat esasına bakalım. Doğru. Doğru. Sadece layık olana, hak edene verelim. Muhakkak bu işten hayır gelir. Hayır gelir, hayır çıkar o zaman. Evet, bu doğru. Yani, bir daha söyle. Sadece ve sadece bu işi yapan, hak eden ve layık olan adama parayı verelim. Evet. Bu işten kesinlikle hayır gelir. Evet, buradan duyuruyoruz. Kesinlikle hayır gelir. Evet. Evet. Yeter ki buna dikkat edin. Zira ister seçim yatırımı olsun, ister gönlünden kopmuş olsun, paranın inmesi lazım. Kesinlikle. Mesela Çin'in problemi nedir? Para inmiyor. Kanunlar engel oluyor. Komünist kanunlar öyle bir duvar örmüşler ki hazinenin önünde. Çin para kazanıyor, kağıt olarak dolduruyor. Bakın biz şimdi 2-3 trilyon dolar. Daha, 10 tane daha milyoner eklemiş. 10 bin tane. 10 bin tane daha. Yıllık. Sisteme. Evet. Bu çok güzel bir gelişme. Lakin hala OECD'nin gelir dağılımı çizelgesinin en altındayız. Dünyada en alttan üçüncüyüz. Aynı haberde diyor ki makarnaya, kömüre, şuna buna, çaya, şekere muhtaç 12 milyon tane de insan var Türkiye'de ya diyor. Böyle de bir sıkıntı var. Var işte o ayrım bizde çok geniş. O yüzden bu paranın doğru biçimde, evet, Anadolu'ya inmesi lazım. Doğru biçimde inerse bunun hayrı çok büyük olur. Doğru, evet, insin. Yeter ki yani doğru insin. Yani Anadolu'ya paranın inmesi lazım. Kesinlikle. Ancak doğru, dürüst, doğru ve dürüst hak edene. Yani giden parayı, bakın bu sadece merkezi yönetimin meselesi de değildir. Giden parayı Anadolu'da doğru kullanacak adamlara ihtiyaç var. Bu bir ahlak meselesi. Ahlak meselesi. Son ve genele ait bir ahlak. Böyle bir erozyon var. Ahlaki erozyondan da dünyanın her yerinde var. Bizde de biraz efendim, fazla gazetelere bakacağız dedik. Unuttuk, bir bakalım. Yeni Şafak Kerimov'dan kaçan kadın gazeteci Anadolu'ya saklandı diyor. Efendim, üç ortaklıktan söz ediyor. Üçüncü ortaklıktan söz ediyor. Boko Haram'a karşı ABD harekete geçiyor. Birinci, bu ortaklık İran-ABD işbirliği. Yeni Şafak'a göre birinci ortaklık IŞİD'e karşı, ikincisi Yemen'de bir ortaklıktan söz ediyor. Şimdi de Afrika'daki Boko Haram örgütüne karşı birlikte hareket zemini arıyorlar. Sabah gazetesi, hayatları yalan üstüne kurulu Abdullah Çavuşoğlu, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı, oradaki olaylarla ilgili olarak ve bir kesimin sürekli yalan ürettiğine dair açıklamalar yapmış. 2071'e doğru küresel yürüyüş diyor. Davutoğlu biliyorsunuz Ege'deydi. AK Parti'nin kongreleriyle ilintili olarak Afyon ve Denizli'de konuştu. Önemli şeyler söyledi. O konuyla ilgili bir başlığımız var efendim. Mardin'de başlayan aşk Esenler'de bitti. Bir töre cinayeti daha, acı bir cinayet. Bu konuyu da görüşeceğiz 3. bölümde. Bugün Nihat'ın katili serbest kalacak diyor. Geçenlerde Mardin'de miydi? Cizre'de ölen küçük kardeş için iç güvenlik paketi bugünlerde mecliste, bu hafta da mecliste görüşülecek. Eğer paket geçer de yasalaşırsa Nihat ve Nihat gibilerin katili serbest kalacak diye bir uyarıda bulunuyor. Bakmak lazım. Suç delilleri gizlice dosyadan temizleniyormuş. Bugün gazetesi bunu da söylüyor. Kim temizliyorsa kardeşim, onu da siz temizleyin oradan. Terör Körfez Savaşı ile ortaya çıktı diyor profesör.
Murphy, bir Amerikalı profesör tarihçi ve Batı'yı suçladı. Cumhuriyet Gazetesi ölüm emirleri İstanbul'dan Mısır'a dönük yayın yapan kanallardan söz ediyor Cumhuriyet Gazetesi. İstanbul'dan yayın yapıyorlarmış bunlar Mısır'a dönük. Ben bilemiyorum, var mı öyle bir kanal? Hiçbir fikrim yok ama 12 Eylül'den önce bizim radyoyu hatırlar mısınız? Daha da hatırlamam mı ya? Sofya Radyosu vardı efendim. Varşova Radyosu ya, vardı. Bizim radyo diye Rusya Moskova'dan Türkiye'yi kışkırtan radyo vardı. Efendim Demirtaş Çipras'a gidiyor Yunanistan'a. Sümeyye zırh istiyormuş. Zırh derken bu bildiğimiz şövalye zırhı mı acaba diye sorsak sen bir şeyler söyleyeceksin ama ben sana onu söyletmeyeceğim Allah'ın izniyle. Ara vereceğim. Üçüncü bölümde birlikteyiz. Efendim bölüm 3'teyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Devam edelim. Bir yarım saate yakın zamanımız var. Bu bölüm 3'te bugün biliyorsunuz genel koordinatörümüz Atıf Özbey'i burada misafir ediyorduk. Herhalde işi yoğun biliyorsunuz onun idari işleri. Bugün gelmedi. Onunla ilgili onun konuşmasını istediğim bir dosyamız vardı. Onu yarına da atabiliriz. Töre aşkları aynı aşkımla aynı hastaneye götürün beni. Töre aşkları aynı mezara götürdü diye bir dosyaydı. Onu bekleyeceğiz. Bu arada inanç da bizden zırh istiyor. Ya şimdi arkadaş burada Sümeyye zırh istiyor dedik. Ondan sonra da kestik. Bir şey söyler şimdi, bir densizlik yapar düşünce seni kayırdım, daha ne istiyorsun? Ve arada boğa gırtlağıma yapıştı. Ben de zırh istiyorum, zırh yani, istiyorum. Nafiz abi söyle ya, olmaz ya böyle birileri şey. Bak şey Nafiz isteyen, abiye söylerim ona göre. Birileri bir şey istemeye başladığı andan itibaren bunun sınırı kalmıyor. Bir de Sümeyye niye zırh istiyor ki kardeşim yani? Ne demek yani zırh istemek? Niye abi korunmak istiyorsun ya? Ya zaten milletvekili olursan bir küçük zırhın olacak zaten. Birincisi o. İkincisi milletvekili olmayı ver. Yani bu işi bir çıkaralım, şu babadan oğula işini. Evet evet. Yani herkesin milletvekili olma hakkı var. Var. Ancak etik olarak Cumhurbaşkanı çocukları, efendim işte İsmet Paşa'nın oğulları, Menderes'in mahdumları filan. Ya bu siyaset bunlar, yapmak babadan oğula geçecek bir yetenek, yetki değildir. Genetik olarak belki de yetkidir, yetenektir ama şöyle ya bu rahatsız ediyor halkımızı. Savunma şu oluyor, işte siyasetin içinde büyümüş, her şeyi görmüş falan filan, tamam anladım da. Hızlı konuş insanların dosyalarını. İnsanların haklarına müdahale etmiş oluyorsunuz bu şekilde. Seçme ve seçilme hakkımız varmış gibi davranıyoruz zaten. Efendim, 5 yılda bir bari böyle davranabilirim. Böyle devam etsin. İnşallah. TÜBİTAK böcek tarama aracı yapmış. Güzel. Hani bu altın taramakta kullanılan ne diyorlardı ona? Dedektör. Bu da böcek dedektörü. Güzel bir şey. DAEŞ'in gözü Kerkük petrolünde diyor Star gazetesi. Peşmer biliyorsunuz Kobani'den çekildikten sonra bugün açıkladılar zaten. Çekildik oradan, tekrar saldırabiliriz diye. Şu arada Musul Kerkük yöresinde Irak'ta yeniden alevlendi IŞİD savaşı veyahut da DAEŞ savaşı. Peşmerge ile savaşıyorlar, çarpışıyorlar orada. Biz nereyle ilgilensek orayla savaşıyorlar, farkında mısınız? Yani Irak'la mı ilgileniyorduk bu arada? Biz son dönem biraz daha Irak'la Kuzey Irak'la petrol, Güney Irak'la dahil ettik filan. Evet. Biz nereyle ilgilenmeye başlarsak DAEŞ orayla ilgileniyor. Efendim şimdi bir bu hafta dergide... Ama biz yaptık DAEŞ'i. DAEŞ'i biz mi yaptık? Ya öyle diyorlar ya, parasını biz verdik, silahını biz verdik, biz kurduk. Biz kurduysak adam, biz nereye elimizi atsak adam orayla ilgileniyor. Konuş kardeşim sonuna kadar, hadi daha ne duruyorsun ya. Hoşuna gitti. Konuşabilirsin bu yarım saatte, ben şöyle biraz e-maillere falan bu bakacağım. Bu davranış biçimi DAEŞ'i kimin DAEŞ'in sahibi olduğunu gösteren davranış biçimi. Çok doğru. Yani biz Suriye'de biraz geri çekildik, adam da Suriye'den çekildi. Biz biraz Irak'la ilgilenmeye başladık, adam da geldi Irak'la ilgileniyor. Kim bunun sahibi, kim çekiyor bunun tasmasından? Biz değil herhalde. Biz değil, o kesin. Ama burada günlerce, haftalarca konuştuğumuz bir grup bunun tasmasını çeken. Hı hı. Esad'la mücadeleyi yapanın aslında kim olduğunu gördük mü? Bizden çok. Hı hı. Biraz önce, geçen gün konuştuk. Evet. Kim yapıyor asıl mücadele? Bizim başka sebeplerimiz var. İnsani, onun başka sebepleri var. Kendi ideası.
Ve Esad'a karşı DAEŞ'i kim kullandı o zaman? Biz değil. Eğer biz kullanmış olsaydık Esad'a karşı DAEŞ'i, biz Suriye'den geri çekilip Irak'la ilgilenmeye başladığımızda DAEŞ da çekilip Irak'a gelmezdi. Çok doğru. Bir gören gözler için ibret vardır diyor ya. İşte buyurun. Hemen Lodos 9 can aldı, rahmet diliyoruz. Gökyüzünden kiremit yağdı. Bugün de çamurlu yağış geliyormuş galiba İstanbul'da. Türk Hava Yolları 2500 pilot ve hostes alacak, duyurulur. 500 tanesi pilot, 2000 tanesi kabin memuresi. Kabin memuresi. Memuru ya da memuresi deniyor. Eskiden hostes derlerdi de. Hostesin de böyle kötü de bir anlamı oluştu zaman içerisinde. Öyle demeyelim. Zaten demiyorlar. Kabin memuru, memuresi diyorlar. Efendim, Yunanistan'da makam odaları satılıkmış ha. Ucuz veriyorlarsa bir gitmek lazım oraya ya. Bizim makamı alabiliriz orada. Hayır, biz alırız, ondan sonra gümrükte yine iki katına çıkar. Çıkar. Hayır, devlet olarak alabiliriz. Devlet olarak. Zırhlı araçlar falan var ya. O zaman zırhlı araç varsa problem çözülür, evet. Bakın. Zırhlı. Zırh isteyenlere verilir. Zırh isteyenlere verilebilir. Süt annesi Türkiye diye Habertürk. Efendim, İsmet kardeş hasta, kötü bir hastalığa yakalanmış. Nasıl olursa annesi ona anne sütü içirmiş. Birisi tavsiye etmiş herhalde. Galiba kan kanseri. Efendim, o kandaki neyse o hastalığın emarelerinin düştüğü tespit edilmiş. Bunun üzerine annesi kampanya başlatıyor galiba internette. Türkiye'nin dört bir tarafından anneler İsmet'e anne sütü göndermişler. Vücudun kan üretebilmesini sağlıyor demek ki. Galiba. Anne sütü. Evet. Çünkü kan kanserinin özel durumu vücudun kan üretmesini engellemesidir. O yüzden de kanın bütün değerleri yok olur. O anne sütü demek anne ki sütü vücudun kök hücre içinde bolca kök hücre. Evet. Beraber vücudun tekrar kan üretmesine demek ki yardımcı oluyor. Böyle olmuş. Eğer öyleyse çok büyük bir buluş da bir tespit de olmuş oluyor. Şu 3 günden beri İsmet anne sütünden başka bir şeyle beslenmiyormuş. İnşallah Rabbimiz Allah şifa verir. Dilesin. Hakikaten çok sevindim. Bu şifayı sevindim. Da bizim ama bulmuş olmamız da mucize, büyük bir mucize evet, olur yani. Ya şimdi Türkiye'nin dört bir tarafında anneler İsmet diye bir çocuğa, yani bu nasıl bir şeydir, göğüslerinden sağıyorlar, küçük şişelere dolduruyorlar, İsmet'e süt gönderiyorlar. Bu ancak Türkiye'de olabilecek bir şeydir. Ancak oluyor zaten, başka yerde yok böyle. Bakın. Yani bunu yanlış anlayacaksınız. Birçok insan yanlış anlayacak bu söylediğimi ama ben bunun altının ne olduğunu insanların bildiğini düşünüyorum. Bu sadece ve sadece Müslüman coğrafyasında olan bir şeydir demedim, dikkat ederseniz. Yok, hayır değil. Müslüman Türk coğrafyasında olacak bir şeydir bu. Turkuaz coğrafyasının işi bu tabii. Onun için biz adalet çocuklarıyız. Onun için bizim zaten başbakan haykırdı. Efendim, Afyon ve Denizli'deydi. AKP'nin kongrelerine katıldı. Afyon'da diriliş de, efendim başlığımız geliyor. Diriliş Davutoğlu. Bir Diriliş diye bir film, burada da konuşmuştuk biliyorsunuz TRT'de, güzel tarihi bir film. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hayat hikayesi yahut da kayıların Anadolu'ya gelişini hikaye ediyor. Harika bir film. Biz de seyrediyoruz. Bir afiş açmışlar Afyon'da çocuklar. Aynen o filmin logosunu alıp Diriliş Davutoğlu yazmışlar. Cihan ve ona uygun konuştu başbakan da. Cihan devleti ve küresel güç olmaya yürüyoruz diye bağırdı. Osmanlı'nın adalet idealini dünyaya yayacağız diyor. Bunu önemsiyorum ben. Yaymasam bile, yayma isteğinde olmak ne kadar güzel bir şey. Dünyaya yaymamıza gerek yok ya. Yani işi daraltma işi kardeşim. Yani biz yelpazeyi açıyoruz. Ama, adam getiriyor, daraltıyor ama ya. Ama önce kendi evimizin önünü süpürsek diyorum. Efendim, hocam, cumhuriyetimizi olur mu? Doğru söylüyorsun. Zalime karşı adaletle karşı duracağız diyor. Osmanlı'ya hakaret ettirmeyiz dedi. Bu arada Bediüzzaman'a selam olsun dedi. Selçuklu dedemiz, Osmanlı babamız, Cumhuriyet biziz diyor. Efendim, Cumhuriyetimizi başarılarla ve demokrasiyle taçlandıracağız diye
bir takım hedefler koymuş. Reklam arasını kabul etmiyor. Asıl filmde izliyor yani Sayın Başbakan. O başka biri, o reklam arası. Efendim Avrupa televizyonların Avrupa kanalında reklam yok biliyorsun. Orada, evet. Reklamsız seyredebiliyorsun. Herhalde oradan bakıyor. Diriliş Davutoğlu diye bu açılan afiş hoşuma gitti benim. Ben heyecan verici. Heyecanlandım. Yani romantik bir hal, bunu gerçekçi bir halle zem etmek önemli. Ancak bununla birlikte Davutoğlu da bu noktada teşne. Diyor ki işte bizim burada biz imparatorluk çocuklarıyız kardeşlerim diye bağırıyoruz ya şöyle tutarak. İşte o da cihan devleti ve küresel, ya adı yeter be kardeşim ya. Cihan devleti ve küresel güç boş ver. O benim çok o mekanik geliyor, sevmiyorum onu ama. Cihan devleti, Acun Kağanlığı. Küresel güç olma konusu biliyorsunuz zaten bir proje var. Bu projenin onun küresel şeyleri, güçlerinden oyuncuları bir... Oyuncuları belli. İşte o oyuncuların birisinin yanında bir başka oyuncu pozisyonu. Yani figüranlıktan oyunculuğa çıkmak zaten küresel güç yapar adamı. Bir doğru, biz zaten bu programda da onu söylüyoruz. Ha, figüranlıktan oyunculuğa çıkmak. Bütün evet. Mevzu bu. Co-starring diyelim ona. Yani evet. Yazıyorlar. Tabii tabii, mesela İran oraya doğru gidiyor. Ha, İran oraya doğru gidiyorsa niye Türkiye gitmiyor? Niye gitmesin canım? Yani biraz sadece hayallerimizi gerçeğin çerçevesinin içine oturtabilmek önemli olan. Bir gerçek var. O çerçeve içinde biz hayallerimizi oraya oturttuğumuz anda bunu yapabiliriz. Evet. Zalime karşı adaletle karşı duracağız. Yani Türkiye'nin adalet noktasında dışarıya, insanlığa sen şimdi getirip işi yine daraltacaksın. Daraltmana müsaade etmiyorum. Dışarıya karşı hakikaten Türkiye'nin Somali'ye, şuraya, buraya ne kadar adaletli, iyiliksever, efendim, sevecen davrandığını ama devlet yüzü, ama sivil kuruluşlar noktasında görüyoruz, yaşıyoruz, biliyoruz. Biz de katılıyoruz bir ucundan. İnsanlar katılıyor. Bu inkar edilemez bir şey, gerçek. Türkiye seviyor bunu. Adaletli olmayı seviyor. Biliyorsun biz kendi, şimdi senin söyleyeceğin lafı ben söyleyeyim. Kendi kendimizi döveriz kardeşim ancak. Dışarıdaki insanlara elimiz kalkmaz. Bizde böyle bir huy var ya. Var böyle bir huy. Yani Osmanlı'dan da vardı bu. Osmanlı'da da hatta var. Hatta Selçuklu'da bile vardı. Yani bizim Selçuklu İran'ı çok sevdi. Evet. Mesela. Yani bizim olan psikolojimiz vardır bizim. Mesela Anadolu coğrafyasına demin söylediniz ya, yatırım yapmama konusunda çok ısrarcı olmuş bir Osmanlı vardır. Evet. Maalesef. Orta Anadolu özellikle evet. Helak edilmiştir. Niye? Problem yok ki, o savaşmaya gel deyince geliyor. Ve isyan etmiyor. İsyanı var. Sonradan var. Yani çok sonra. Efendim Yozgat bölgesinden çıkan Celal isyanları var da. Yani o da bir manada biraz İran'ın itmesiyle falan. Tabii İran zorlaması. Şey. İran zorlamasıyla falan. 10 dakikamız kalıyor. Efendim konu bu. Diriliş Davutoğlu. İnşallah gösterdi mi yönetmenimiz onu? Sayın Davutoğlu bu konuşmalar içerisinde devamlı şekilde cumhuriyetçi böyle olmaz vurgusunda bulundu. Dikkat ettiniz mi? Cumhuriyetçi kelimesini çok net bir şekilde kullandı. Ve cumhuriyetçi böyle olmaz diyerek CHP'yi tanımladı. Bu sizin söylediğiniz demokratlar, cumhuriyetçiler mantığı içerisinde... Şimdi siz cumhuriyetçiliğe biz nasıl olsa demokratlık bölgesine oturduk. Aldık. Şu cumhuriyetçiliğe de bir organize edelim. Evet, yani zaten bizim geçen hafta yaptığımız 3. dosyada hatırlarsan acaba dedik ya, cumhuriyeti Atatürk'ten tevarüs eden alışkanlıklarımız var. Atatürk kendisi karma ekonomiden yana Türkçü diyelim, yani cumhuriyetçi filan, biraz sert mizaçlı tek adam pozisyonunda, ancak Komünist Parti'yi de vurduruyor. Ondan sonra serbest sürerken yaptı, Bolşevik Parti'yi kurdurdu. Tabii 1921'de. Kendisi, birincisi ilk üyesi kendi oldu. Kendisi. Sonra Çerkez doğruya üye oldu. Gazi üye oldu dediler. Çerkez dedi ki ben o yüzden üye oldum. Sonra Gazi istifa etti, sen Bolşeviksin dedi. Zaten şöyle, Çerkez Ethem'de bir Bolşevik damar var biliyorsun. Olmasa ne fark eder? Evet. Oraya üye oldum bitti. Bir yeşil ordu bekliyorlar. Tabii. Kafkasya'dan gelecek. Tabii. Ve Yeni Dünya diye bir Bolşevik dergi çıkartıyorlar evet. Onlar. Yani Rusya'yı seviyorlar. Burada şunu söyleyelim. Onlar Almancı ekol. Ondan dolayı Rusya'yı seviyorlardı. Bolşevizmi değil. Almanizm. Allah rahmet etsin. Hepsine. Efendim az bir zamanımız kalmış.
Bu aşkımla aynı hastaneye götürün beni. Töre aşıkları aynı mezara götürüldü. Mardin'den yola çıkıyor bir kızla olan. Evlenme çağındalar. Yani 19-18-20. Evlenecekler. İşte aldım almadım, verdim vermedim oluyor herhalde. İşte başka aşiretlerden oluyorlar. Efendim, kan davası oluyor aralarında filan geçmişte. Bir takım sebeplerden dolayı çocuklar hadi kaçalım diyorlar. Kaçtılar, kaçıyorlar. Esenler'e geldiklerinde 4 tane kiralık katil onları otobüsün kapısında tabir caizse böyle derler ya argoda çiviliyor. Önce oğlanı acımadan sırtından, göğsünden, orasından, burasından 4 kişi bıçaklıyor. Orada ölüyor çocuk. Kız aşkım diye üstüne atlıyor oğlanın. O arada buna da birkaç bıçak darbesi atıyorlar ve kaçıp gidiyorlar. Televizyonlar şunu gösterdi. Kız işte orada yatıyor. Efendim. Ve kız diyor ki kendinden çok o aşkını düşünüyor. Ne oldu aşkım? Beni diyor aşkımla aynı hastaneye götürün abla diyor. Abla beni başka yere götürmeyin. İkimizi aynı yere götürün diyor. O çocuğun öldüğünden habersiz. Tamam götürürüz diyorlar. Kızı götürüyorlar. Kız da hastanede ölüyor. Hayatını kaybediyor. Efendim biz de dedik ki aşkımla aynı hastaneye götürün beni dedi. Aynı mezara götürüldü. Yani namusunu temizlemiş kim yaptıysa. Değil mi? Öyle mi dersin? Şimdi bir şeyi bir çözmek lazım yani. Biz bu namus denen şeyi herhalde yanlış anlıyoruz. Birincisi namus sadece kadınlara ait bir kavram değildir. Erkekler de namussuz veya namusludurlar. Tabii ancak bizim geleneğimizde, töremizde diyelim daha doğrusu, erkeklerin namussuz olma ihtimali yine kadınlar üzerinden. O da öyle tanımlanmış. Yani kadını kötü yolda olan adam namussuz. Bir tek o namussuz. Evet. Yani, halbuki çalan namussuz değil, ahlaksızlık yapan namussuz değil. Zina eden de namussuz değil erkekse. Erkektir yapar. Birincisi bunu bir şey yapalım. İkincisi, burada konuşmadık hiç ama bu detayı da vermeyelim. Bazı vakıf başkanları bir ikidir böyle oluyor. Bazı şeyler söylüyorlar. Herkes biliyor ne olduklarını. Yani onların geçmişlerinde hocalık unvanlarının olduğu söyleniyor. Evet. Var. Evet. Yani bu adamlar bir kafalarını oradan bir çıkarsınlar. Başka şeylerle ilgilensinler. Bir yenileyelim her şeyden. Resetleyelim kendimizi. Resetleyelim. Başka şeyler konuşalım ya. Evet. Yani kafanız nerede duruyor? Bir kere oradan bir çıkın. Yani cümleyi tekrar etmek istemiyorum burada. Yani buna birinin söylediğine Sayın Sağlık Bakanı da son derece sert bir tepki verdi. Yani 6 yaşın, onu artık rahat ol. 6 yaşında kızla evlenilebilir diye çıktı bir vakıf başkanı. Sayın Sağlık Bakanı da yani çok çok sert bir tepki verdi. Tepki falan vermeyelim, bu adamları bir kontrol edelim. Böyle önüne geldiği gibi konuşmasınlar. Bu eskiden yok muydu inanç diyeceksin ya, kan davası bilmem ne falan. Vardı. Vardı da biz eski değiliz artık, bir değişelim. Yani bu Capuletlerle Montegüler'de kalsın bu iş. Romeo ve Juliet'le bitsin. Yani ya insanlar, da bizim töremizce, bizim geleneğimizde Aslı ile Kerem de kalsın. Kalsın. Efendim, Şirin, Ferhat'la Şirin de kalsın diyorsun. Yani insanları öldürerek kendi namusunuzu temizleyemezsiniz. Cinayet zina kadar büyük bir namussuzluktur. Ki burada bir zina falan yok. Yok. Çocuklar kaçmışlar. Hatta evlenmek istiyorlar. Bakın çok yani evlenene bir kolaylık gösterilmesi ya, bir kere bir sünnetten bahsediyoruz. Yani İslami ise. İkincisi başka bir şey söyleyeceğim. Atıyorum zina diyelim, tamam mı? Zinanın dünyada karşılık bulabilmesi için gereken şart olacak iş değildir. Sokağın ortasında zina edilirse dünyada karşılık görür şart nedeniyle. Çünkü en az 2 kişinin hadiseyi net olarak görmesinden bahseder şeriat. Rejimin oluşması için şartlardan söz ediyorsun. Ama cinayet için böyle şartlar yok. Cinayet işleyenin karşılığı direkt cinayettir. Böyle şartlara da gerek yoktur. Tarihte
rejim Osmanlı'da bir kez, dört halife döneminde hiç. Cinayete karşı binlerce, yüzlerce. Demek ki esas suç cinayet burada. Diğeri Allah'la, Allah'ın karşısında en ağır suçlardan birisidir zina. Burada zina da yok ya. Namusunuzu kanla temizliyorsunuz. Ve çocuğunuzun kanı muhtemelen. Kız da öldü. Çocuklarının, kızlarının. Siz namusunuzu falan temizlemiyorsunuz. Öyle bir namus da yok. Sizde de o namusu temizleyecek kafa yok. Bir kere namusun ne olduğunu bilmiyorsunuz çünkü. Bunu yaptıktan sonra kim bilir ne yaptınız? Namusla ilgili kim bilir ne yaptınız bu işi yaptıktan sonra? Evet, bir dönüp kendi hayatlarına baksalar bir dolu benzeri şeyi görebilirler. Eğer bu bir cinayet sebebi ise sizin binlerce kez katledilmeniz gerekir. Ey Anadolu'nun birçok namus kafalı adamı. Ey o vakfın başkanları, vakıfların. Susun, susun da bu insanların kafalarını bu şeylerle doldurmayın. Başka işler konuşun ya. Bu memlekete hayrı olacak işler konuşun. Merhametten bahsedin, adaletten bahsedin, sabırdan bahsedin, tevazudan bahsedin. İnsan olmanın şartlarını bir yerine getirelim. Sonra bakarız öbür tarafa. Biraz da sevgiden bahsedin. Vedud, 99 isimden biridir. Vedud. Sevginin sahibi, aşkın sahibi. Bir tek kaharı biliyoruz biz. Evet. Vedud'u bilmiyoruz. Ama Vedud'u bilmeyen kahredilir. Onu da bilmiyoruz. Efendim, hakikaten hoş değil. Rabbimiz bundan sonra bu tür haberler vermeye, bu tür konularda söz söylemeye mecbur bırakmasın bizi diyoruz. Ne söylenir bilemiyorum doğrusu. Neyse ki inat söylüyor bir şeyler de dolduruyoruz dosyanın altını. Şimdi bugün de tamamladık sevgili Uysaloğlu. Bugün uysalsızlığın üzerindeydi ama olsun, ne yapalım ya. Bazen oluyor. Ya cumartesi, pazar boş geçince pazartesi sendrom oluyor böyle. Dolduruyorsunuz hepsini karşına. Evet tamam. O zaman hakikaten demek ki bir pazartesi sendromundan bahsedebiliriz. Sende olduğu gibi. Kaçınılmaz. Yani vücudunun kimyası bozulmuş bir adamın siniri midir? Sinirini boşaltması işlemi midir? Biraz öyledir. Sendrom. Biraz öyledir. Biraz işte dediğim gibi birikmiş altından nasıl kalkacağını bilmiyorsun. Halbuki akşam üstüne doğru hepsini bitirdiğini fark edersin. Ama o başlangıç bir zorlar adamı, normal. Antidepresan kullanıyoruz ya o yüzden. Efendim antidepresan haberini de verelim de madem girdin oraya. Çocuklara yılda 600 bin kırmızı reçeteli ilaç yazılıyor diyor Zaman Gazetesi. Antidepresanlı nesil geliyor, dikkat edin. Büyüklere bile artık batı tıbbı antidepresanı ve ağrı kesicileri mümkün olduğunca kullanmıyor. Ve antibiyotikleri. Ya biz çocuklarda bile kullanıyoruz. Bu işi kardeşim. Mümkün olduğunca bitkilerle çözmeye çalışalım. Bunun sonu çok kötü. Ancak o bitkilere de Tarım Bakanlığı'nın, devletin doğrudan doğruya el atması lazım. Kesinlikle. Onun bunun elinde, şarlatanların elinde kalan Kaldı. Bu güzelim bitkiler maalesef çok can yakıyor. Bunu bir eczacılık alanı olarak ortaya koyalım. Yani İbn Sina'nın bize şifalı bitkiler ve enrazdan buraya kadar miras olarak bıraktığı şeyi bilimsel, tıbbi, bir alternatif tıp anlamında düşünmeyelim, yardımcı tıp anlamında düşünüp bunu eczacılık fakültelerinde vesairede bir yerde bir bölümleri oluşturulabilir. Küçük bir bölümle oluşturup en azından 2 yıllık yüksekokul seviyesinde bakın, bir bölüm oluşturulabilir. Emin olun dünyaya en çok vereceğimiz şeylerden birisidir. En azından kalpazanların elinden, efendim sahtekarların ve dünyaya elinden. Da çok ciddi satış yapacağımızı ben buradan tabii, iddia ediyorum. Zira endemik denilen o az bulunan yahut da hiç bulunmayan bitkiler bizde oldukça fazla. 2000-3000 civarında diyorlar. Evet. İsviçre, Avrupa'da bunlar 300-500 yavru. Mesela Eczacılık Fakültesi'nin birinci sınıfında farmasötik botanik diye bir ders okutulur. Orada bütün onların hepsinin içeriğini biliriz. Onun öncesinde evet, de... O durumda şöyle yapalım. Bu konuyu bir başka zaman mesela bu yine depresanlardan yola çıkarak yarın konuşabiliriz. Zira vaktimiz doldu.
Arkadaşlar işaret ediyorlar. Bugün de tamamladık. Bizi dinlediniz. Allah sizden razı olsun. İnşallah faydalı bir program çıkarmış olduk. Tekrar görüşelim. Sizi seviyoruz.